Arkadaşlar bu videomuzda Canon Plotter, Canon Plotter V340'ın developer'ı var şu şekilde. Biz az önce bunu temizledik. Bunun için ayrı bir video yaptım. Bunun tozunu komple aldık. Yeniden bunun üstüne toz koyacağız. Bunun tozunun değişimi nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Şöyle bir tozu var. Bunu bir sallamak gerekiyor. Yani üstünde de zaten sallayın diye yazıyor şurada değil mi? Shake before use diye. Kullanmadan önce sallanması gerekiyor. Bu developer bunun komple değişmesine gerek kalmıyor. 1 milyonla falan değişir belki. Sadece tozunun komple döküyorsunuz bir kağıdın üstüne. Ondan sonra yeniden buna toz ilave ediyorsunuz. Bu da YouTube tarihinde bir ilk. Önce böyle bir video yok. Bunun tozunu ilave ettikten sonra zaten bu kendi mıknatıslı. Bunlar da demir tozu. Üstüne tozlar yapışıyor. Eyvallah. Çok izlenecek bir şey değil ama şöyle. Gösterelim teknik bir konu. Bu makine kendisi ayar yapacak. Biz yapmayacağız. Bu makine kendisi aynen. Kalibrasyonu yapıyor sanırım. Cihazımız da böyle. Bu cihazı kullanıyorsanız arkadaşlar düzgün bir teknik servisten destek almanız gerekiyor. Çünkü adam size 6 ayda bir 20-30 bin lira masraf çıkartabilir. Çünkü bunların parçaları pahalı. Eğer hani bakım zamanı bakım yapılır. Parça değişimi zamanında parça değişimi yapılır. Biz bunun parça değişimi gelmedi. Bakım zamanı geldi aslında. Bunun parça ömürleri ortalama 40 bin metre. Biz daha 5 bin metreyken gelen teknik arkadaş şey dedi bize. Yani bunun parçalarının tekrar değişmesinin gerektiğini söyledi. Biz de 3-4 firmadan teklif aldık. En sonunda en uygun, bize en cazip gelen firmayla şu an çalışıyoruz. Şu an şu developer parçası. Bunun tozu, demir tozu var üstünde. Komple döküyorsunuz demir tozunu. Şöyle tekrardan göstereyim. Zaten videosunu çektik. Demir tozunu döktükten sonra tekrardan üstüne demir tozu koyuyorsunuz. Developer değişimi diye geçiyor. Aslında developer dediğimiz o üstündeki toz. Bu parçanın kendisi değil. Bilmeyen arkadaşlar yanlış anlayabilir. Burada da diğer cihazımızın parçaları bulunmakta.